Bilinen ilk Türk kimdir? Peki Hazreti Nuh ile ne alakası var? Gelin bu sorulara beraber cevap arayalım. Merhaba, ben tarihçi. Kişisel tarihçiniz. Hazreti Nuh'un tekvine göre 3 tane oğlu vardır. Bunlar Sam, Ham Kenan ve Yafet. Tekvine göre 3 temel soy Hazreti Nuh'un bu 3 oğlundan meydana geldi. Yafesi soyu kabilesi, Ham, Hami soyu kabilesi, Sam, Sami soyu kabilesi toplumlarının ataları oldu. Hazreti Nuh'un torunları, Yafes'in oğulları, biraz sonra inceleyeceğiz. Türk kavimler. Ham'ın oğulları, Kuş, Mizraim, Put, Canian ve Amelikan, Yahudi kavimler. Sam'ın oğulları, Elam, Aşur, Arpatşat, Lut ve Aram, Arap kavimler. Bazı tarih kitaplarında Yafes'in tufandan sonra Hazar Denizi'nin kuzeyine yerleştiği, Türk soyunun atası olduğu kaydedilmektedir. İbranice'de Yafet, Arapça'da Yafis, Yafit, Ebu Rum, Batı dillerinde Yafet, Türkçe'de Yafes şeklinde geçen kelimenin kökeni tartışmalıdır. Bazı alimlere göre İbranice'de genişlemek, yayılmak anlamındaki patahtan, bazılarına göre ise güzel olmak anlamındaki yafahtan gelmektedir. Hazreti Nuh'un oğlu Yafes için dua ederken patah kelimesini telmihle, Allah Yafet'e genişlik versin, zürriyeti yeryüzüne yayılsın ve Sam'ın çadırlarında otursun dediği Tekvin 9:27 nakledilmektedir. Dictionnaire de la Bible 3:2 sayfa 1125. Tevrat'a göre Yafes, babası Hazreti Nuh 500 yaşındayken doğmuş, Tekvin 5:32, tufandan önce evlenmiş ve tufanda karısıyla birlikte gemiye binmiştir, Tekvin 7:13. Tevrat'a göre tufan sonrası Hazreti Nuh çiftçiydi. İlk bağı o dikti. Üzüm yetiştiren, şarap imal ederek içen ve sarhoş olup çadırında çıplak kalan Hazreti Nuh'un üzerini Sam ile Yafes birlikte örtmüşlerdir. Tekvin 9:29-23. Bundan dolayıdır ki Hazreti Nuh onun için dua etmiştir. Kenan'a lanet olsun. Köleler kölesi olsun kardeşlerine. Övgüler olsun Sam'ın tanrısı Rabbe. Kenan Sam'a kul olsun. Tanrı Yafet'e bolluk versin. Sam'ın çadırlarında yaşasın. Kenan Yafet'e kul olsun. Tekvin 9:25-9:27. Kur'an-ı Kerim'de Nuh tufanından ve gemidekilerin kurtuluşundan El-Araf suresi 64. ayet, Yunus suresi 73. ayet, Hud suresi 40. ayet, gemide Hazreti Nuh ile beraber taşınarak kurtarılanlardan El-Isra suresi 3. ayet, Meryem suresi 58. ayet bahsedilmekle beraber Hazreti Nuh'un çocuklarının dolayısıyla Yafes'in adı geçmemektedir. Müfessirler, Nuh'un soyunu yeryüzünde kalıcı yaptık ayetindeki Es-Saffat suresi 77. ayet, Hazreti Nuh'un soyunun Ham, Sam, Yafes ile onların soyundan gelenler olduğunu söylemektedir. Taberi, Cami'ul Beyan 23:67. Tirmizi'de Tefsirul Kur'an 37:4 ve Ahmed B. Hanbel'in El-Müsned'inde 5:9-11 Sam Arapların, Yafes Surumların, Ham'da Habeşlilerin atasıdır mealinde bir hadis nakledilmektedir. Tarih, tefsir ve kısas-ı enbiya kitaplarında Hazreti Nuh'un 3 oğlundan Yafes'in Türklerin, Sakalibe'nin ve Yecüc ile Mecüc'ün atası olduğuna dair bir rivayet yer almaktadır. Taberi, Cami'ul Beyan 23:67, Salebi sayfa 61, Muhammed B. Abdullah el-Kisai sayfa 101. İslami kaynaklarda Ham ile Yafes'in babalarına karşı davranışları ve Hazreti Nuh'un Ham'a beddua etmesi hakkında bir rivayet mevcuttur. Tevrat ve Yahudi kaynaklarında ise bu konu farklı şekilde geçmektedir. Tevrat'a göre tufan sonrası çadırında çıplak kalan Hazreti Nuh'u gören oğlu Ham kardeşlerine haber vermiş, Sam ile Yafes bir örtü getirerek geri geri yürüyüp babalarının çıplaklığını örtmişlerdir. Tekvin 9:20-9:23. İslam kaynaklarında yer alan rivayetlerde Hazreti Nuh'un sarhoşluğundan söz edilmez. Bu kaynaklara göre geminin içinde uyuyamayan Hazreti Nuh dışarı çıkıp Sam'ın göğsüne yaslanarak uyur. Rüzgar onun örtüsünü uçurur ve Hazreti Nuh çıplak kalır. Bunun üzerine Sam ile Yafes babalarını örterler. Ham ise yüksek sesle güler ve babasını uyandırır. Hazreti Nuh uyanınca şöyle der: Sam'ın neslinden peygamberler, Yafes'in neslinden krallar ve kahramanlar, Ham'ın neslinden de siyah köleler çıkacaktır. Muhammed B. Abdullah el-Kısai sayfa 98-99. İslami kaynaklara göre Hazreti Nuh tufan sonrası yeryüzünü oğulları arasında paylaştırınca Türklerin atası olan Yafes'e doğu ülkelerini ve Rum diyarını vermiştir. Yafes'in soyundan gelenler kızıl ve kumral tenlidir. Akit sayfa 98, Taberi tarih 1-191-193. Taksimatta onların payına 36 veya 72 dil düşer. İbn Küteybe sayfa 28.
Ham'ın soyundan gelenler Yafes'in zürriyetiyle evlenirler ve Ham'ın oğlu Kuş'un neslinden Habeşliler, Hint ve Sint halkı ile Kıptiler meydana gelir. Ansiklopedi de l'Islam 11-257. İsim benzerliği sebebiyle Yafes ile Grek mitolojisindeki Lapetos arasında ilgi kurulmuş ve Yafes'in Titan Lapetos olduğu ileri sürülmüştür. Yunan mitolojisine göre Lapetos, oğlu Prometheus vasıtasıyla insan soyunun atasıdır. W.R. Matfeld, Noah Son Yafet is the mystical Greek Titan Lapetos. Azra Erhat Mitoloji Sözlüğü, İstanbul 1984, sayfa 163. Arapça eserlerde Yafes'in ismi Yafes bin Nuh, Nuh'un oğlu diye geçmektedir. Yafes genellikle en genç oğlu olarak kabul edilse de bazı gelenekler onu en yaşlı oğlu olarak görmektedir. Tekvin 10.21'de Sam'ın ve Yafes'in yaş farklarını atıp da bulunulsa da farklı çevirilerde bu konuda ciddi bir muğlaklık söz konusudur. Kral James onaylı Kitab-ı Mukaddes'te ilgili ayet şu şekilde çevrilmiştir. Eber'in çocuklarının atası, ağabey Yafes'in kardeşi, Sam'ın da çocukları oldu. Ne var ki yeni Amerikan Standart Kitab-ı Mukaddes'inde ilgili ayet şöyledir. Eber'in çocuklarının atası, Yafes'in ağabeyi, Sam'ın da çocukları oldu. Eski Ahit'te adı Eber olarak geçen peygamber ile Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden Hazreti Hud peygamberin aynı kişi oldukları tahmin ediliyor. Hazreti Nuh'un oğlu Yafes ve çocukları hakkında iddialar iki temel ihtimal altında birleşiyor. Biz bu ihtimalleri ve kaynaklarını sıralayalım öncelikle. 1. Yafes'in 7 oğlu olmuştur ve bu teze göre ilk Türk Yafes'in torunudur. Evet, İncil kaynaklı eserlerde Yafes'in 7 oğlundan bahsediyor. Bu arada şu notumuzu da verelim. Türk kaynakların hemfikir olduğu üzere Nuh peygamber, çocukları ve soyları artmaya başlayınca Ham, Sam ve Yafes arasında bölgeleri paylaştırmıştır. Bu paylaşıma göre Yafes'e kabaca Orta Asya tarafları düşmektedir. Dönelim İncil'e. Yafes'in 7 çocuğu olmuştur. İsimleri Gomer, Magog, Meday, Yavan, Tuval, Meşek ve Tiras. İncil, Genesis ve onu kaynak alan tarihçiler. Gomer'in 3 çocuğu var diyor İncil. Aşkenaz, Rıfat ve Torakma. Yavan'ın 7 çocuğu oldu diyor İncil. Elisha, Tarşis, Kitim ve Dodanim. Başka Yafes torunları ile ilgili bilgi yok. Peki buradan çıkarılan sonuç ne? O kadar birbirine girmiş ki. Misal Wikipedia'dan dipnotları ile beraber Yafes'in 7 çocuğu ve bundan doğan milletlerin tanımını aynen aktarıyorum. Gomar, Alpin, Kafkasyalılar, Kimmer, Anglo-Sakson, Cermen, Sümer, Magog, Fin, Türk, Macar ve Bulgarlar da dahil, Moğol, Eston, Maday, İran, Persler, Tacik, Afgan, Urdu, Pakistanlı, Medler, Hintliler, Yuvan, Yunan, İyonlar, Tubal, İtalyan, İspanyol, Katalan, Klikya, Not. Bazı bilim adamları Türkiye'de yaşayan Türk halkının genetik olarak bu ırklara %99,7 oranında benzemesi nedeniyle Türklerin atasını Tuval olarak benimser. Ancak bunun yalnızca Anadolu'ya yerleşen Türklerde görüldüğü, benzerliğin ise iklim ve coğrafya nedeniyle olduğu ve aslında tüm Türklerin bu derecede benzemediği ve bu yüzden Maokun Türklerin atası olduğu savunulur. Hazar yazışmalarında Hazar Kağan'ı Yusuf, Türklerin Gomer'in oğlu Togarma'dan geldiğini dile getirir. Tras, Traklar, Gotlar, Danlar, Meşek, Slavlar, Frigler, İlyria, Hititler. Irklarının ve uygarlıklarının ataları oldular. Ben bir düzeltme yapmalıyım öncelikle. Urdu, Pakistan yazılmış. Bu yanlış bir ibaredir. Pakistanlar ayrı bir ırktır. Urdu ve Urduca konuşanlar ayrı. Urduca Türk dili ailesindendir. Ve bir zamanlar o bölgede hüküm süren Gaznelilerin ve tabi ordularının konuştukları dildir. Urdu'nun manası ordudur. Şimdi gelelim meselemize. Siz de fark etmişsinizdir. Türkleri her yere koymuşlar. Türkler diyorum çünkü ileride inceleyeceğimiz gibi misal Traklar, Kimmerlar, Türk medeniyetleridir. Bu gerçeği dış kaynaklardan bile araştırırsanız görürsünüz. Hatta Türk kelimesinin Traklardan geldiği bile söylenir. Aynı zamanda medeniyeti başlatan Sümerler ise Türk denilmemekle birlikte Türkçe konuştukları tüm dünyaca kabul edilmiştir. Bunları göreceğiz. Alpinler ise genel manada Semitik olmayan, Sami ırktan olmayan, Ari ırktan ve Brachycephal kafa yapısına sahip Proto-Türkler içinde kullanılan bir terimdir. Brachycephal antropolojide kafatası çapının 80 cm üstünde olması durumudur ve bu Türkler için kullanılır. Bu durumda bizim hem Maokun, hem Gomer'in, hem Tubal'in, hem de Tras'ın soyuna yazmış bulunuyorlar. Sağ olsunlar. Peki bu karışıklık niye? Bu konuda en çok ve en yoğun iddialar hangisi üzerindedir bunu inceleyelim. Ve belge olarak elimizde ne vardır? Az önce söylediğim gibi Hazar yazışmaları önemli bir kaynak. Gerçi Hazar Kağan'ının Yahudiliği seçtiğini ve dolayısıyla kaynaklarının da Yahudi kökenli olabileceğini unutmayalım. Bu mektuplaşma
O dönem Yahudiliği seçen Türk boylarından olan Hazarların Kağan'ı Yusuf ile Endülüs Emevi Devleti'nin halifesi 3. Abdurrahman'ın dışişleri sorumlusu Hastay bin Şarbut arasında geçiyor. Burada Yusuf Kağan'ın cevabı önemli. Aynen aktarıyorum. Not: İngilizce Joseph, bildiğimiz Yusuf. Eru'nun ise telaffuzu Harun'a benziyor. Bu sadece bir tahmin tabii ki. Türk, Kral Eru'nun oğlu Kral Joseph'ın mektubudur. Mektubunuzda ayrıca sordunuz. Hangi halktan, hangi aileden, hangi kabiledensiniz? Biliniz ki Yafes'in soyundan Togarma'nın torunlarıyız. Yahudi literatüründe Togarma bütün Türk halklarının babasıdır. Aile Ağacı kitabında Togarma'nın 10 oğlu olduğunu buldum. İsimleri şunlardır: en büyüğü Uygur, ikincisi Dursu, üçüncüsü Avar, dördüncüsü Oğuz, beşincisi Basili, altıncısı Torniak, yedincisi Hazar, sekizincisi Zagora, dokuzuncusu Bulgar, onuncusu Sabir. Bu Togarma, yani Gomer'in oğlu Togarma, Türklerin atası olma ihtimali bakımından en çok dile getirilen ikinci insandır. Bazı Fransız, Yahudi ve Arap tarihçiler bu ihtimali kabul etmişlerdir. Chronicles of Cerah Meal, Togarma oğullarını şu şekilde yazmış: Cuzar, Hazarlar, Pasinak, Peçenekler, Alan, Alanlar, Bulgar, Bulgarlar, Kanbinah, Turk, muhtemelen Göktürkler, Buz, Oğuz, Zakhuk, Zabuk, Ugar, Ungari, Yamacar veya Okhurs, Onogurlardı, Tulmes, Tilmaç, Trozuz, Tauri. Yahudi alimi Joseph Ben Gurion'un Yosip'in adını verdiği kronoloji kitabında aynı isimleri zikretmektedir. Ve yine Arap tarihçi Ebul Fevz Muhammed Emin Bağdadi, Türklerin Yafes oğlu Kumer oğlu Türk'e intisap ettiklerini yazar. En eski tarihçilerden Herodot, bu ihtimali benimsememekle birlikte Türklerden Targitalar diye bahsetmiştir. Hammer da bu iki ismin yakınlığına dikkat çekmiştir. Ancak Ermeni kaynakları Togarma'nın kendi ataları olduğunu iddia eder. Ve onlara göre 8 oğlu vardır. Haik, Togarma ilkoğlu, Miras Ağrı Dağı ve Ermeni milletini kurdu. Kartlos, Bardos, Movados, Movkans, Lekos, Lak, Lak halkı Kafkas dağları Lekos'a yerleşti. Heros, Herans, Ararat, Heros'un doğu kesimine yerleşti. Cavucas, Kovkasız, Kafkas sıra dağlarının ötesine yerleşti. Ekros, Egers. En çok dile getirilen ikinci iddia olan bu ihtimali, tez ve antitezleriyle birlikte özetledik. Diğer ihtimali ikinci bölümde geçeceğiz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.